Evet, marifetli hanımlarımız çalışmaya devam ediyor. Fıstığım, adın ne? Nilüfer. Ay Nilüfer'cim, ne güzel ismin var. Ne yapıyorsun burada kız? Bebeği makyaj yapıyorum. Evet. Bebeğin ham hali bu. Evet. Siz bunu boyadınız değil mi? Evet. Kafkas erkeği olacak. Şimdi bunun kaşını nasıl boyuyorsun? Bir tane de ben boyayabilir miyim? Tabii ki. Şimdi erkeklerin kaşı kalın mı oluyor? Evet. Ama sen bu erkeğin dudaklarını kıpkırmızı yapmasın. Bıyık sönüşecek. Ne bıyığı kız? Dudakları kırmızı adamın. Niye öyle kırmızı yaptın? Hepsi mi öyle? Ha, üstüne siyah yapılıyor. Bıyık. Evet, bıyık. Dudağının rengi belli olsun diye. Hı hı. Evet, böyle oluyormuş. Şimdi çalışıyoruz. Şimdi bu Kafkas bebeklerinin kaşı ince olunca ne oluyor Nilüfer'cim? Erkeklerin kaşı genelde kalın olur ya, ondan kalın çiziyoruz. Ha, dur bakayım, ben bir tane çizeyim, nasıl çizeceğim. Ben kendi kaşlarımı da böyle boyuyorum bazen de. Söyleme sayma. Çok güzel çizim. Alışığım. Güzel mi? Ben kaç defa yazdım çizdim, yazdım çizdim. Bak. Ben kendi kaşımı çizdiğim için valla bu konuda biraz marifetli olduğumu düşünüyorum. Bakalım becerebilecek. Ama ben bir Kafkas kız bebeği boyasam çok abartılı makyaj yaparım. Böyle allıklar, rujlar, of. Böyle eyelinerlar, kaşlar, o biçim. Benden umutlu musunuz? Ben kaç defa sildim onu. Neyini sildin kız? Al işte kaç. Eylül yaptım hep. Nilüfer'cim, söylemesi ayıp. Ben size güzel görünmek için her gün sabah 5'te kalkıyorum hayatım. Artık kaş boyamaktan, göz boyamaktan. Bence sen makyajı da çok sevsin. Herkes bana çok süslüsün diyor. Ama olmak zorundayım. Ama hayatım. Için... Hayır. Önce kendime saygı, beni izleyenlere saygı. Evet. Değil mi? Güzel görünmek lazım. Ne güzel kaş yaptım vallahi. Çok güzel oldu. Evet. Beğendiniz çok mi hocam? Güzel, aynen. Bu yok hocam, kendimi her gün boyuyorum da ondan. Elim alışık vallahi. Evet. Ben bir tane hanımefendi boyayabilir miyim? Bu kendine gelmemiş uyuyan bir bebek. Bunu canlandırıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Nilüfer'cim, boyadım oldu mu? Oldu da yalnız bon kuaföre gitmesi lazım. Ama hayatım bak, şimdi bu aralar bu kaşlar meşhur. Microblading'li böyle kıl tekniği hayatım. Bak böyle tek. Bu amca gibi yaparsak böyle kara kaş kara göz olur. Demode. Bu modern. Bak şimdi böyle hilal gibi kaş kalmadı artık günümüzde. Bu geleneksel. Geleneksel bebek olduğu için. Ama benimse modern. Evet. Bu kuaförümüzü düzeltelim. İşi erbabına bırakmak lazım. Evet. Ben biraz böyle modern çiziyorum ama. Çok güzel oldu. Nilüfer'cim, buraya geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Ben bir tane daha bebek boyayım da bunu geleneksel yapayım bari. Yeni arkadaşlarımız oluyor. Evet. İş öğreniyoruz. Burada gelince ortam değişiyor işte. Derdimizi, sıkıntımızı unutuyoruz. Burası biraz terapi merkezi gibi mi? Evet. Nasıl? Mesela benim kolum ağrıyordu. Buraya geldiğinden beri kolum ağrısı %50 azaldı. Çünkü sen stresten gerilmişsin hayatım. Buraya geldin, stresi attın. Benim annem gibi. Bir şeyle meşgul olmak güzel bir şey değil mi? Evet, insanı değerli hissettiriyor. Emek veriyoruz, iş çıkarıyoruz. Çok güzel şeyler ortaya çıkınca biz de mutlu oluyoruz. Kursumuzu görmeye gelenler hoşuna gidiyor, seviniyor, biz de seviniyoruz. Ay gerçekten çok keyifliymiş ya. Beni burada bırakın arkadaşlar, siz gidin. Ben burada bebek biraz yapayım. Gerçekten motive oldum ya. Girişimci, marifetli kadınlara bayılıyorum. Böyle halk eğitim merkezleri Türkiye'nin her yerinde var değil mi Nilüfer'cim? Evet. Kimse sıkılmasın evde, meslek sahibi olsunlar, arkadaş sahibi olsunlar, evet. Yeni çevre edinsinler, evet. Dostluklar, bunlar önemli. Evet. Yeni faaliyetlerde bulunmak, böyle güzel şeyleri de ortaya çıkarmak da güzel. Kendi ürettiğim bir şeyi evinde saklamakla satın aldığım bir şey bir mi? Tabii ki hayır, değil. Kendi yaptığım daha güzel. Aynen. Hem de işte eşe dosta hediye ediliyor. Bir sürü amacı var. Kendinizi geliştirmek isterseniz, kendinize yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni arkadaş çevresi oluşturmak istiyorsanız, evden sıkıldıysanız, bunaldıysanız, yeni bir havaya ihtiyacınız varsa halk eğitim merkezlerine uğramayı unutmayın. Hanımlarımız gibi sizler de mutlu olup motive olacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.